Voice ve Newsweb Türk işbirliği hazırlanan Temel Veri Gazeteciliği eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde OpenRefine ile veri temizleyeceğiz. Temizleme işlemine geçmeden önce aracı tanıyalım. OpenRefine, dağınık veriyle çalışmayı sağlayan açık kaynak bir araç. Yani Google News Initiative tarafından desteklenip güncelleniyor. Biz özellikle OpenRefine'in son sürümünü kullanacağız bu uygulamada. Aracınızı işletim sistemine göre de uygun olan kit'i indirebilirsiniz. Windows kit, Mac kit ya da Linux kit şeklinde. Aşağıya doğru da diğer sürümlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca araçla ilgili detaylı bilgi, kitap, videolar, destek ve soru cevapların olduğu bölümleri de buradan inceleyebilirsiniz. OpenRefine'i kullanmadan önce hangi veri setini temizleyeceğimize dair minik bir bilgi vermek istiyorum. 2009-2018 il bazında okuma, yazma ve doğum verilerini inceleyeceğiz. Daha önceki tabloyla veri temizlemede de videosunu da bahsetmiştim. Veriyi temizlemeden önce mutlaka verimizi iyi anlamamız, tanımamız gerekir. Üst verisine dair bilgimizin olması gerekir. Neyin veriyi dağınık yaptığına dair de fikrimiz oluşmalı. Örneğin ben ilk önce sütunlarıma şöyle hızlıca bir bakıp sütunlarında ne tür dağınıklıklar var onları inceliyorum. Yıl verilerini gördüğünüz gibi ortalanmış, sağında işaretler var, solunda başka bir işaret var. Bazılarında soru işareti var, bazılarında harfler var. Yüzdelik işareti görüyorum. Burada il sütunu aslında hem il var hem de yandaki sütunun başlığını kaydığını görüyoruz ya da buraya eklendiğini görüyoruz. Burada da bir hata olduğunu, yani menünün de eksik olduğunu anlıyoruz. Ve il verisinde, il isimlerinin olduğu yerde de yazım hataları var. Yani bir metin düzenlemesi de gerekmekte. Aşağı doğru indiğinizde de görebilirsiniz. Kısaltmalar, ayrı boşluklar mevcut. Bölge verisine geldiğimizde de bölge büyük harfle yazılmış, küçük harfle yazılmış boşluklar var. Sağda boşluklar var. Bazı bölümlerde yazım hataları var. Gördüğünüz gibi Karadeniz, arada boşluklar var. Şimdi bunları tabii ki tek tek düzenlemek veriyle çalışan bir gazeteci için hem zaman hem yorucu hem de pratik değil. Ama OpenRefine aracını kullanarak biz bu işi birazcık daha hızlandırabiliriz. Tabii ki çok daha farklı araçlar kullanılarak çok daha hızlı verim alınabilir ama çok büyük bir veriyle çalışmıyorsanız ve herhangi bir programın dilini henüz çok etkin şekilde kullanmıyorsanız R gibi ya da Python gibi OpenRefine ilk başlangıçta işinizi kolaylaştıracaktır. Ben OpenRefine'ın Windows kitini indirmiştim. İndirdiğim dosyayı unzip yaptım. Zip'ten çıkardım. OpenRefine'ı basıyorum çalıştırma komut dosyasına. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Bir hata alırsanız lütfen hata bölümünü inceleyerek ilerleyin. Böylelikle hata ne olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki aracı kullanmadan önce bilgisayarınızın güncel olduğunu, Java'nın güncel olduğundan da emin olmalısınız. Çünkü Java'nız güncel değilse aracı çalıştırmanız mümkün olmayacaktır. Evet, uygulama açıldı gördüğünüz gibi. Uygulama buradan bize sisteme nasıl yükleyeceğimize dair seçenekler sunuyor. Yani bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Web adresinizden URL'e ekleyebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz, veri tabanından çekebilirsiniz. Bu şekilde alternatifler sunuyor ama verinizi yüklemeden önce tabii ki dosya tipini de anlamak önemli. Bu dosya tiplerini destekliyorsa yükleyeceğiniz dosya rahatlıkla verinizi temizleyebilirsiniz. Ama bu dosya tiplerinde değilse çalışmayacaktır, verinizi temizleyemeyebilirsiniz. Ayrıca en iyi performansı almak için de bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz dağınık verinizi ya da bilgisayarınızda çoktan mevcut olan dağınık verinizi buradan alıp yüklemenizi tavsiye ediyorum. Çoktan indirmiş olduğum dağınık verimi buraya basarak masa üstünden araca yüklüyorum. Evet. Devam etmesini sağlıyorum. Bildiğiniz gibi verim 2009-2018 il bazı okuma, yazma ve doğum verilerini içeriyor. Evet, yükleniyor. Datanın yükleniyor. Gördüğünüz gibi ilk sütunda yıllar var. Burada hem il ismi var hem de aslında isimsiz olan menünün buraya kaymış olan, yazılmış olan başlığını görüyoruz. Bölgeleri görüyoruz. Kaba doğum hızı oranlarını görüyoruz. Verimizi böyle kabaca burada bu ekranda görüyoruz. Ama biz devam edeceğiz. Buraya projenizi, kendi isminizi ya da projeniz kodu her neyse farklı bir datayla çalışıyorsanız verebilirsiniz. Bizim dosyamızın ismi okuma, yazma ve doğum verileri zaten. Proje oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi proje olarak oluşuyor. Yani verimizi temizleyeceğiz. Ve bir sayfa gelecek. Oradan sayfayı, sütunları aşama aşama temizleyip ilerleyeceğiz.
Yani veri setini anlatırken de, dağınıklığını anlatırken de görmüştünüz zaten. Semboller vardı, şekiller vardı, harfler yazılmıştı yılların önüne. İl adlarında sütun ve şehir adları büyük küçük yazılmıştı. Ayrı eksiklikler vardı, boşluklar vardı. Sütun başlığı yoktu. Üst veriye bakarak oradan anlayabilirsiniz. Datanızdaki üst veri. Bölge isimlerini de nitekim aynı hataları ve eksiklikleri gördük. Ve verimizi yükledik. Şu anda proje oluşturduk ve şu anda bu veriyi temizlemeye başlayacağız. İlk belirttiğimiz gibi yıldan başlıyoruz. Yılı tıklıyoruz. Burada hangi fonksiyonu kullanacaksak ve hangi yapısal değişiklikler yapacaksak ona göre fonksiyonu seçmeliyiz. Biz hücrelerdeki hücrelerin her birinde değişiklik yapacağız. Yani yılların önünde ya da arkasında olan, sağında solunda olan verileri, sembolleri temizleyeceğiz. Bir sola yatıracağız. Doğru, her hücre üzerinde değişiklik yapacağız. Hücre edit cells kısmını seçiyoruz. Common transform'u seçiyoruz ve buradan öncelikli olarak ardışık boşlukları daraltmamız gerekiyor. Seçtik. Gördüğünüz gibi ben yıl verisini sola yatırdım hepsini ve 700'ün üstünde hücrede de değişiklikler yaptım. Ama tabii ki hala hatalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani hala verimde bir dağınıklık devam ediyor. Bunun için de yine düzenlemeye devam edeceğim. Yani metin düzenleme diyoruz. Burada aktif şekilde kullandığımız facet fonksiyonu var. Text facet diye geçer. Metin düzenleyici ya da veriyi düzenleyebilirsiniz. Farklı diğer verinizdeki geçişler için de kullanabiliyorsunuz. Biz yıl verisindeki sağda solda bulunan değerleri, işaretleri, şekilleri düzenleyeceğiz. Öncelikli olarak text facet diyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir açılır, aşağı kadar indirebileceğiniz bir dosya geliyor, bir bölüm. O bölümde aslında yıl verinizde, yani yıl bilgilerinin olduğu sütunda hangilerinde ne tür hatalar var, onları çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Tabii verimize girip tek tek düzenlemek de mümkün ama zaten amacımız benzer olan içerikleri nasıl alternatifli sunabiliriz. O yüzden de bu kümeleme fonksiyonu kullanacağız. Cluster dediğimiz cluster butonunu bastığımızda karşımıza gördüğünüz gibi bir editör açılıyor. Ve bu aslında biraz önce de bahsettiğim gibi farklı hücrelerde olan ama aslında birbirinin alternatif olan aynı şeyleri nasıl sunabiliriz bize sunan, sağlayan bir editör, bir fonksiyon ayrıca. Burada işte cluster sayesinde yani kümeleyeceğimiz içerik sayısını ve bunlara dair bilgiler de veriyor. Ayrıca her bir hücrede yani her bir bölüm için buradan ayrı bir browser açıp da çalışmayı sürdürebiliriz. Tek tek buraları seçerek de ilerleyebiliriz. Ya da hepsini seçip buradan hücreleri düzenleyerek ilerleyebiliriz. Son hücreyi de belirledikten sonra gördüğünüz gibi burada eğer 2018 olsaydı ya da 2014 olsaydı yanında sağında sıfır ya da bir çizgi olmasaydı rahatlıkla seçip uygulatıp aslında şu an biraz önce yaptığımız uygulamaya hiç gerek kalmadan düzenlemesini sağlayabilirdik. Şu anda biz editöre şunu söylüyoruz. Burada gördüğünüz kümelenecek olan içeriklerin hepsini 2012 yap. Yani önünde dash ya da dolar işareti ya da yüzde işareti ya da soru işareti ya da çizgi olmayan olmayacak şekilde hepsini 2012, hepsini 2011, hepsini 2010, 13, 2009, 2018, 2015 şeklinde düzenle diyoruz. Merge, Select ve Recluster dediğimizde işlem uygulanıyor. Şöyle aşağı editör indiğimizde ne kadar hücrede değişiklik yapıldığını, 488 hücrede değişiklik düzenleme yapıldığını görebiliyoruz. Ayrıca bu anahtarlama fonksiyonları devam edip de başka hangi alternatifler sunuluyor, sunulmuyor mu bunları görmemiz de mümkün. Kapatıyoruz. Burada hala bazı verilerimizi, burada orada kümeleyemediğimiz verilerimizi burada da düzenleme ve temizlemeye devam edebiliriz. Bu ders böyle birazcık daha manuel çalışmamız gerektiğinde benim önerim genellikle en fazla sayısı en fazla dağınıklığı barındıran hücreden başlamak olur. Örneğin ben şimdi burada rahatlıkla 2017 verisini tıklayıp sadece 2017'ye ait sütunun düzenlenmesini sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi 75 tane hücrede düzenleme yaptık. Devam edelim. 2011 üzerine iki kez tıklıyoruz. Sadece 2011.0 olan veriyi ekrana getirir.
İlk numaralı herhangi bir hücreyi seçip düzenleyip hepsini uygula dediğimiz, yani benzer olan hepsini uygula dediğimizde gördüğünüz gibi 2011.0 olan değerin 69'dan hücreyi düzenledi. Devam edelim. Yani 2015'te görüyoruz. Yine 2015 yılına ait 2015.0 olan veriyi düzenliyoruz. Yılı 72'den hücre düzenleme yaptık. Ve son olarak en fazla olan 2016'yı da seçiyoruz. Diğerlerine tabii düzenlemeye devam edeceğiz. Ama öncelikli olarak sayısı en fazla olan, en fazla düzenleme ihtiyacı duyduğumuz bölümlere bu fonksiyonu uygulayabiliriz. Belirttiğim gibi verinin, yani dağınık olduğunu gördüğümüz bölümü seçiyoruz. İki kez tıklıyoruz. O bölümdeki ekrana geliyor. Edit diyoruz. Düzenledik. Uygula diyoruz. Uygulandıktan sonra gördüğünüz gibi, özür dilerim, şöyle üzerine geliyoruz. Apply diyoruz ve 78'den hücrede düzenleme yaptığını görüyoruz. Yani devam ederek aynı şekilde düzenlemeleri sürdürebiliriz. Manuelde bu şekilde, daha doğrusu sadece hücrenin üzerine gelip ilgili hücreye ya da bölüme gelip üzerine tıklayarak da düzenlemeye devam edebilirsiniz. Tabii şu anda ekranı göremiyorsunuz. Onun nedeni de burada seçili kalmış olan 2016.0 var. Bir daha tıkladığınızda seçili kısım gider ve size veriyi tekrar aynı sayfaya sizi geri atar. Yıllarla ilgili verileri kısmen temizlemeye devam edebiliriz. Daha da düzenleme yapabiliriz. Örneğin buraya geldik, tekrar üzerine tıkladık, seçtik, düzenledik. Evet, bir hücrede düzenleme yaptık. Yılla ilgili gerekli olan düzenleme yaptık. Metin üzerine düzenleme yaptık, kümeledik. Şimdi ise il isimlerini, yani bu bölümdeyiz. Burada da öncelikli olarak sütunun başlığını düzenlemekle başlayabiliriz. Örneğin deyip bu kısmı olduğu gibi kesiyorum. OK dedikten sonra bu bölüme yapıştırıyorum. Bu bilgiyi de veri setimin orijinalindeki üst veriden aldım. OK. Düzenledik. Şimdi il isimlerini düzenleyeceğiz. Önce hücre düzenleyicisine geliyoruz. Edit cells deyip öncelikli olarak hücre değişikliğini common transform diyerek title case kısmını seçerek ve 81 tane ilin sağ yatırıp baş harflerini düzenleyip, bakın devam edersek görebilirsiniz. Şöyle ileri doğru next next dediğinizde verinin çoğunda düzenleme olduğunu görebilirsiniz. Yani ilk başta düzeltmiş olduk, büyüttük olduk. Gördüğünüz gibi hücre baş harfleri büyüdü. Bütünler düzeldi. Ancak hala tabii ki bu veride bazı düzenlemeler gerekiyor. Yine daha önce kullandığımız gibi, yani yıl sütununda kullandığımız gibi editörü kullanacağız. Yani facet, metin düzenleme editörünü kullanacağız. İl sütunu seçtim. Text facet dedim. Veriyi eğer dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Burada hangi illerde ne tür yazım hataları ya da hata barındırıyor il adlarının, onları görebilirsiniz. Örneğin burada ADN yazılmış, Çanakkale boşluklar var. Bunu tabii ki yani tek tek tutup düzenleyebiliriz ama clustering kümeleme işleminde geliyoruz, seçiyoruz, ağır diyoruz, ağırı kümele. Yine anahtar fonksiyonlara bakabiliriz, bize sunulan alternatiflere bakabiliriz. Evet, seçiyoruz Çanakkale. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin Aydın, Adana ve Adana, bunlar aslında benzer diller bildiğiniz üzere bu seçili kısmı kaldırmalıyız. Şöyle hızlıca baktığımızda bu da birbiriyle uyumlu değil, birbirinin alternatifi değil ya da değiştirebilir değil. O yüzden önce hızlıca bir bakmak gerekir. Burada Adıyaman, İstanbul, Malatya, Hakkari, Diyarbakır, İzmir, Çorum, Bayburt, bunları da değiştireceğim, düzenleyeceğim. Şimdi bunlar için ne yapacağız? Burada Browse the Cluster dediğimizde sadece aslında bu hücreyi düzenlememiz gerekiyor. Ve burada da bir düzenleme gerekmiyor, seçmemiz gerekmiyor. Ve tıkladığımızda yeni bir browser açar gördüğünüz gibi. Buradan üzerine gidip de düzenleme yapmak mümkün. Evet, burada zaten seçtiklerimiz gözüküyor gördüğünüz gibi. Tek yapmamız gereken şey ADN'nin üzerine gelip Adana olduğunu belirleyip yazmamız gerekiyor. Burayı kapatabilirsiniz. Burayı da kapatabiliriz. Mesela burada da aynı şeyi görüyoruz. Alternatif değil. Kapatıyoruz. Şu anda yıl ve il bölümündeki sütunlardaki verileri tespit ettiğimiz dağınıklıkları topladık ve düzenledik. Devam ediyoruz. Bu kez de bölge verisine geçiyoruz. Bölgede de öncelikli olarak büyük harf, küçük harf sorunumuz var. Onları öncelikle düzenliyoruz. Ama hala yazımlarda, yani metin düzenlemesi gerekiyor. Onun için yine metin düzenlemeye text facet'i kullanıyoruz. Text facet deyip kümeleme kısmına geçiyoruz. Şöyle aşağı doğru indiğimizde Akdeniz kısaltmaları olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu hatalı yazıldığını görüyoruz. Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu yazılmış. Çok hızlı bir şekilde manuel bile çalışabiliriz ama cluster deyip yine bu alternatif editörü kullanarak
birbirine alternatif olabilecek doğru olanı seçmenizi sağlayacak editörden yararlanabiliriz. Örneğin ben buraya Doğu Anadolu olarak işaretledim. Ege zaten seçili, yani seçebilirim. Düzenledim. Akdeniz seçili yapıyoruz. Düzenledik. Bunu çok hızlı bir şekilde kendimiz de tabii ki düzenleyebiliriz. Kapatıyoruz. Şöyle baktığımızda aslında tek düzenlenmesi gereken Güneydoğu gerekiyor. Çünkü diğerlerini düzenledik. Onun için ne yapacağız? Seçtik. Sadece Güneydoğu'yu iki kez tıkladığımız için hücreleri gösterdi. Üzerine tıkladığımızda Güneydoğu Anadolu yazıp uygula dediğimizde 7 tane hücrede değişiklik yapıldığını görüyoruz. Tekrar üzerine tıkladığımızda temizlediğimiz bütün veriyi ekranımıza getirecektir. Open'dan. Gördüğünüz gibi datamızı düzenledik. Şimdi ise bu aşamada yapmamız gereken şey ise bu veriyi indirmek. Burada export kısmından veriyi TSV dosyası olarak indirebilirsiniz. CSV dosyası olarak HTML, Excel şeklinde indirebilirsiniz. İçinde bazı hatalar barındıran bir veri setinin çok daha rahat analiz edilmesi için çok basit açık kaynak bir aracı OpenRefine kullanarak verimizi düzenli hale getirdik. Daha fazla bilgi almak için OpenRefine sitesinde zaman geçirebilirsiniz. Veri temizleme araçları kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer R ya da Python gibi programlama dillerini biliyorsanız çok rahat bir şekilde OpenRefine'in fonksiyonlarını burada gördüğünüz kütüphaneleri kullanarak otomatik hale getirebilirsiniz. Evet, bu bölümde OpenRefine'da veri temizlemeyi öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.